arkadaşlar beraber bakalım kanalıma hoş geldiniz. İlk önce arkadaşlar kusura bakmayın. Çok değişik bir arka planı. Çünkü Markus ligolarıyla bütün masayı, kamerayı, ondan sonra ışığımı falan her şeyi kendisi kullandığı için ben de buraya geçmekle bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Videonun isminden belli de olduğu gibi bu aralar arkadaşlar internet olsun, televizyon olsun, gazete olsun, radyo olsun gerçekten bir konu Almanya'yı böyle gerçekten sallıyor. Bir imaj filmi. Size ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bayağı bir yazdım, çizdim, her şeyi aldım yanıma. Çünkü size dilim döndüğü kadarıyla güzel bir şekilde anlatayım diye. Çünkü sizin de haberiniz olsun diye. Şimdi arkadaşlar Ulm şehri kendisine bir imaj filmi. İmaj mı deniliyor? İmaj galiba değil mi? Veya tanıtan bir film yapmış veya yaptırtmış aslında. Filmin özü şunu anlatmaya çalışıyor. Neden çalışıyor? Onu da ben size videonun ortalarında, sonlarında güzel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ulm rengarenk bir şehir. Ulm'u rengarenk yapan, içinde yaşayan rengarenk insanlar. İnsanları rengarenk yapan geldikleri ülkeler yani yabancılar, engelli insanlar, zengin, fakir insanlar, hasta, Hristiyan, Müslüman vesaire. Yani demek istiyor ki siz hepiniz bu şehirde yaşıyorsunuz. Tamam. Bu imaj filmin değişik sahneleri var arkadaşlar. Ulm'un belediye başkanı bisikletle A'dan B'ye gidiyor. Ondan sonra bir parkta Down sendromlu bir oğlanla şah oynuyor. Şah, Türkçe'de mi şah oluyor? Türkçesi başka türlü ise ben size alta yazarım. Ondan sonra bir yabancı şehirde gezerken bir yaşlı emekli kadına rastlıyor. Kadın emekliliği yetmediği için çöp kutusundan kutuları veya şişe falan topluyor. Karşılıyorlar, arkadaş oluyorlar ve ikisi beraber geziyor. Bunları böyle izlediğin zaman diyorsun ki aa tamam çok güzel. Yani temel düşünce gerçekten süper arkadaşlar. Ta ki bu sahneye gelene kadar size şimdi anlatacağım sahne bütün Almanya'yı gerçekten sallıyor. Gerçekten Almanya'yı ikiye bölmüş bir halde. Şimdi bir adam, sarışın bir adam hastaneye giriyor. Yani aslında bir yere giriyor. Siz sonradan anlıyorsunuz hastane olduğunu. Ondan sonra adam aslında çok gergin ve yanından geçtiği insanlar onu gördükten sonra bayağı bir tedirgin oluyorlar. Diyorsun ki ya bu adamda falan ne var? Ta ki adamı böyle arkadan yürürken arkadan çekmişler ve arkadan ensesinde arkadaşlar bir dövme gözüküyor. O dövmede siyah bir güneş. Bunu bilmeyen için anlatıyorum. Siyah bir güneş bir Nazi veya Nazi galiba Türkçesi Nazi simbolüdür. Yasak değildir ama Nazi ortamında biliyor yani Naziler bu simbolü kullanıyorlar. Çünkü yasaklanmış değil diye. Ve anlıyorsun ki tamam bu bir Nazi. Ondan sonra adam Nazi adam hastanede gidiyor dediğim gibi. Ondan sonra bir hastane odasına giriyor. Hastane odasında görüyorsunuz ki bir tane ufak kız yatıyor. İşte hortumlar bilmem ne falan. Adam başında duruyor. Bu sahnede anlıyorsunuz yani tamam bu bir Nazi ve kızı veya yeğeni ama daha çok tabii ki kendi çocuğu bayağı bir hasta ve hastanede. Öbür sahnede arkadaşlar Müslüman bir adamı görüyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz Müslüman olduğunu? Çünkü namaz kılıyor. Müslüman adam namazını kılıyor, onu çekiyorlar. Ondan sonra namazını bitiriyor ve beyaz bir tane gömlek giyiyor. Ve siz anlıyorsunuz ki aa tamam bu bir doktor. Adam Müslüman doktor hastaneden yürüyor ve bir odaya giriyor. Ve Nazi adamın ve o kızın yattığı odaya giriyor. Nazi ile Müslüman adam bakışıyorlar. Ondan sonra diyorsun ki aa şimdi ortalık kopacak bir şey mi olacak gibisine. Bakışıyorlar. Ondan sonra Müslüman adam Nazi adamın omzuna dokunuyor ve Nazi adam hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Yani çocuğu gerçekten bayağı bir hasta. Ondan sonra işte Müslüman doktor o kıza bakıyor, tedavi ediyor falan bilmem ne. Bir başka sahnede de görüyorsun ki kız iyileşmiş ve babasından yani o dövmesi olan adamdan hastaneden çıkıyor. Video aslında 2,5 mu 3,5 dakika mı ne falan. Ben size şimdi sadece bu anlattığım sahneyi göstermek istiyorum arkadaşlar. And you just might, tomorrow's gonna bring the news. And honey, you should know, even in the longest, darkest night, you will find the light if you look on the bright side. When the fire fades and you fall, even in the longest, darkest night, you will find the light if you look on the bright side. If you look on the bright side. Dediğim gibi Ulm Fişekli arkadaşlar bu filmi parasını vermiş. Filmin özü de dediğim gibi yani bu şehirde her tür insan var. Ve biz beraber yaşıyoruz ve herkese anlaşıyoruz. Ve bu bir Müslüman bir Nazi ile veya Nazi bile olsa. Şimdi sorunlar veya Almanya'da bütün insanların aklarına gelen sorular, sorgulamalar. Birincisi arkadaşlar, bu filmi çekerken neden Nazi konusuna değinmek istedi? İkincisi arkadaşlar, Ulm Şeyhli bu imaj filminde neden Nazileri böyle yumuşak veya çok duyurlu gibi göstermek istiyor? Üçüncüsü arkadaşlar, belki de böyle bir şey göstermek istediler. Yani dövme sonuçta kalıcı bir şey. Ama bir insanın düşünceleri belki bir günden öbür güne veya çok kötüyken, çok değişikken tam farklı bir şeye de dönüşebilir gibisine. Yani böyle insanlar da aramızda yaşıyor. Eskiden çok kötü düşünen veya dünya bakışı çok farklı olan insanlar şimdi bambaşka bir şekilde, bambaşka bir dünya bakışı olan insanlar da aramızda yaşamak istiyor gibisine bir sahne yapmak istedilerse sanırım çok yanlış seçim yapılmış. Yani sahnelerde çok yanlış seçim yapılmış. Çünkü aslında tam olarak bu düşünce ortaya çıkmıyor. Bambaşka düşünceler ortaya çıkıyor ama bu düşünce ortaya maalesef çıkmıyor arkadaşlar. Dördüncüsü, belki gerçekten yani Nazileri de bir insan olduğu aslında tartışılacak bir şey değil. Yani sonuçta baktığın zaman çoğusunda belli değil Nazi olduğunu ve baktığın zaman demezsin bu bir kuş veya bu bir sandalye. Yani sonuçta bir insan, onu mu göstermek istiyor gibisini düşündüm. Almanya'daki insanlar da düşünmüş ama sonuçta madem öyle o zaman neden bir Nazi'yi bu imaj filminde oynatıyorlar? Yani bir Nazi olarak birisini oynatıyorlar. Madem Ulm'da yaşayan her insanı göstermek istiyorlar, o zaman neden hayat kadın yok? O zaman neden eşcinseller yok? O zaman neden sokakta yaşayan evsiz insanlar yok? Neden bunlar yokken Müslümanla bir Nazi'yi seçmişler? Beşinci soru, Almanya hala, hele hele mültecilerin Almanya'ya gelmesiyle sağ yönelik düşünceler arkadaşlar almış başını gidiyor. Bu AfD partisi hele meclise girdikten sonra eskiden yaşlı Almanların belki dört duvar arasında konuşulan yabancıya karşı düşüncelerini artık mecliste tartışılıyor. Artık restoranlarda tartışılıyor. Artık iş yerlerinde tartışılıyor. Yabancı düşmanlığı hala Almanya'da olan bir şey ve Nazilerin de Almanya'da hala olan bir şey ve Almanya'da hala yabancı olsun, Yahudi olsun, eşcinseller olsun, Nazilerden şiddet görüyorlar ve öldürülüyorlar. Yani bunları düşündükten sonra böyle bir video yapmak, Ulm şehrine karşı arkadaşlar baskı ve eleştiri gerçekten gün ve gün daha çok büyüyor. Ve Ulm'un bu imaj filmdeki o sahneleri bu filmden yani çıkartmasını isteniyor aslında. Çoğu insandan isteniyor. Gerçekten mecliste bile konuşulan bir konu. İşte şu partisi asla olmaz böyle sahneler diyor. Öbür parti diyor ki yani sonuçta neden olmasın? Herkes düşüncesinde özgür vesaire. Bunu da söyleyeyim. Filmin ismi İnsanlık Birleştirir. Ulm şehri bu tabii ki kritik ve baskı ve eleştiri yediği için bir açıklama yaptı. Bunu ben size Türkçesine tercümesini yaptım. Onu okuyacağım arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Ulm şehri bu imaj filminin bazı izleyicilerinde bırakan tesiri için çok üzgün. Ama bu haksız suçlamayı kabul etmiyor. Çünkü Ulm şehri her zaman demokratiye karşı olan yönelimlere karşı savaşan bir şehirdir. Ve Ulm şehrinde saygıyla beraber yaşamaya önem veren ve çaba gösteren bir şehirdir. Şimdi kendi düşündüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Almanya'nın yaptığı ve zaten kendisinin de kabul ettiği gibi bir ırkın soykırımı suçlusu Nazilerdir. Çoğu zaman söylerim ve bunu her zaman da söyleyeceğim. Ve şimdi söyleyeceğim cümleyi inanın gerçekten bir düşünün. Herkes Hitler'i suçluyor. Herkes diyor ki Hitler şunu yaptı, Hitler bunu yaptı. Ve tabii ki Hitler gibi birisi dünyada çok nadir görünen zalimsiz ve canavardı. Ama ve bu da doğru olan bir şey ve bu gerçek. Hitler sözlükte yazdığı gibi bir katil değildir. Neden? Bakın altını çiziyorum. Sözlükte yazdığı gibi bir katil değildi. Çünkü Hitler hiçbir zaman eline bir silah alıp da insan öldürmedi. Emirleri verdi. Ne tarafa doğru, hangi yöne gidileceğini söyledi. Ve bu Naziler ve sağ düşünceli olan insanlar olmasaydı o zaman Almanya'da böyle bir soykırım da olmazdı. O kendisini yırtsın orada, işte Yahudiler, yabancılar, homoseksüeller, lezbiyenler, hasta olanlar bu dünyada yaşamayı hak etmiyor gibi. Orada kendisini yırtsın. Toplum, Naziler, o zamanki zamanın insanları buna karşı gelseydi Hitler hiçbir zaman bu kadar insanı öldürmezdi, bu kadar zalimsizlik olmazdı, bu kadar canavarlık olmazdı. Ben size Hitler'in iyi olduğunu söylemiyorum. Asla. O tabii ki emirleri verdi. Ama buna da düşünün, eline hiçbir zaman silah alıp da 6 milyon Yahudi'yi veya 6 milyon insanı öldürmedi arkadaşlar. Bunu bir insan zaten yapamaz. Şimdi bu ülkede bu yaşanmış olan bir şey ve bu ülkede arkadaşlar herkesin beyninin bir tarafında kalan bir şey. Ne olursa olsun, az da olsa o zaman da yaşayan ve hala sağ kalan insanlar var. Yoksa bilen onların çocukları veya torunları var. Ve Almanya ülkesinde Nazilerden şiddet gören yabancılar vesaire insanlar var. Ve bu insanlar bu imaj filmini gördükten sonra sanırım onlara bir tokat gibi geldi. Bu yapılması gerekiyor muydu arkadaşlar? Ama Ulm şehri insanların değişebileceğini anlatmak istiyorsa bu videoyla veya bu imaj filmiyle, o zaman bana göre arkadaşlar yeniden çekmesi gerekiyor ve daha çok bunu anlaşılan bir şekilde yayınlaması gerekiyor. Ama böyle bırakırsa nasıl derler, düşünce doğru ama gerçekleştirmede sınıfta kaldın Ulm şehri. Yani olmadı. Gerçekten olmadı. Neyse, size gerçekten bir haber gibi, bir gündemde olan haberi arkadaşlar belirtmek istedim ve size tanıttırmak istedim, göstermek istedim ve en çok da sizin fikirlerinizi duymak istediğim için arkadaşlar lütfen yorum kutusunu kullanın. Gerçekten sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Siz ne diyorsunuz? Ve böyle Almanya'da bazı çok büyük konular olduğu zaman sizin için böyle bir video yapmak güzel mi? Hoşunuza gidiyor mu? Yoksa adını zaten haberlerden duyuyoruz veya başka bir yerden duyuyoruz, yapma, gerek yok gibisine derseniz ona da çok çok teşekkür ederim. Gerçekten şimdiden bana cevap verirsiniz. Ve kendinize lütfen iyi bakın. Bay bay.